alan ve arazi ölçüleriyle konumuza başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar alan bilimlerini bir görelim. Alan bilimleri. Şimdi alan ölçmenin temel birimi arkadaşlar metrekaredir. Şimdi yukarıdan aşağıya alan ölçülerinde inerken kilometrekare, hektometrekare, dekametrekare, metrekare, desimetrekare, santimetrekare, milimetrekare şeklinde ineceğiz. Yukarıdan aşağıya inerken arkadaşlar 2 demek aslında geçen uzunluklar 10'ar 10'ar büyük, 10'ar 10'ar küçüğüydü. Fakat alan ölçüleri 2 boyutlu olduğu için dikkat etseniz kilometrenin üzerinde 2 var. O yüzden 10'ar 10'ar büyümenin de nedir? Karesi olacak. Yani nedir? Yüzer yüzer büyüyecek, yüzer yüzer küçülecek. Aşağı inerken büyüyecek, yukarı çıkarken arkadaşlar küçülecek. Aşağı inerken çarpılacak, yukarı çıkarken bölünecek. Şimdi başlayalım. Aşağıda verilen alan ölçü birimlerini istenilen birimlere çevirelim. 9 metrekareyi desimetrekareye çevirmemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. 9 metrekare. Metrekarenin bir basamak altında nedir? Desimetrekare mi var? Evet. O zaman bir defa nedir arkadaşlar? 100 ile çarpıyoruz. 9'u bir defa 100 ile çarparsak ne yapar? 900 yapar. Santimetrekareyi milimetrekareye çevirmemizi istiyor. Öncelikle kaç defa 100 ile çarpacağımızı bulalım. Santimetrekare burada, milimetrekare burada. Bir basamak aşağı ineceğiz. Demek oluyor ki bir defa arkadaşlar 100 ile çarpacağız. 64.6400 milimetre kare olacak. 5 metrekareyi santimetrekareye çevireceğiz. Öncelikle metrekareyi santimetrekareye çevirelim. Bakalım. Metrekare. 1, 2. 2 defa aşağı iniyoruz. 2 defa 100'e çarpacağız. Şimdi birinci inişte 2 sıfır ekledik. İkinci inişte 2 sıfır daha ekledik. Yani nedir arkadaşlar? 5 metrekare 50.000 santimetrekareymiş. 1 kilometrekareyi hektometrekareye çevirelim. Kilometrekare nerede arkadaşlar? En yukarıda. Hektometrekare bir altında. Bir basamak aşağı indiğimiz için bir defa arkadaşlar 100'e çarpıyoruz. 25 dekametrekare metrekare. 25 dam kareye arkadaşlar metrekareyi indiriyoruz. Damdan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi bir basamak indiğimiz için bir defa 100'e çarpacağız. Bir defa 100'e çarpalım. 25 çarpı 100 2500. Kilometrekare, hektometrekare, dekametrekare, metrekare şeklinde okunuyor arkadaşlar. Şimdi bu ölçü birimlerimiz yan tarafta hazır olarak beklesin. Metrekareyi hektometrekareye çevirmemiz istiyor. Bakalım metrekare burada, hektometrekare burada. Yani 1, 2 defa yukarı çıkmam gerekiyor. O halde yukarı çıkarken nedir? 100'e mi bölecektim? Her 100'e böldüğümde arkadaşlar sıfırları kaybedeceğiz. Şimdi metrekare bir defa yukarı çıktım, 2 sıfırını kaybettim. Bir kere daha yukarı çıktım, 2 sıfırını daha kaybettim. O zaman 10.000 metrekare 1 hektometre kareymiş. Desimetrekareden dekametrekareye çıkacağız. Bakalım, başlayalım. Birinci çıkışta 2 sıfırı kaybediyoruz. Bir daha çıktığımızda 2 sıfır daha kaybediyoruz. O zaman 900 dam kare yapıyor. Hektometrekareden kilometrekareye çıkacağız. Öncelikle hektometrekareye gelelim. Bir basamak yukarı çıkıyoruz. O yüzden bir defa 100'e böleceğiz. Her 100'e böldüğümüzde arkadaşlar 0 kaybederiz. 100'de 2 tane 0 olduğu için 2 tane 0'ını elinden aldık. Geriye ne kaldı? 2 kaldı. O zaman 200 hektometrekare 2 kilometrekareye eşitmiş. Santimetrekareden desimetrekareye çıkacağız. Öncelikle yerimizi belirleyelim. Buradayız. Bir basamak üste çıkıyoruz. Bir basamak üste çıkarken arkadaşlar 100'e böldük. Geriye kaldı? 560 kaldı. Metrekareyi desimetrekareye çevirmemiz istiyor. Metrekare burada. Desimetrekare bir basamak aşağıda. Bir basamak aşağı inerken 100 ile çarpacağız. Çarpı 100 diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sayı virgülden kurtarmamız gerekiyor. O halde bir basamak kaydırıyorum. Bir sıfırını elinden alıyorum. Böylece virgül buraya geldi. Kaydıracak sayı kalmayınca virgül ortadan kalkıyor. 10 çarpı 5 50 desimetrekare. Desimetrekareyi milimetrekareye çevireceğiz. Desimetrekare burada 1, 2. 2 defa aşağı inmem gerekiyor. O halde 2 defa 100'e çarpacağız. 1, 2 basamak kaydırdım. Virgülü buraya getirdim. 1, 2 basamak arkadaşlar 2 sıfır feda ettim. Elimize sadece ne kaldı artık?
25 ve 100 kaldı. 25 çarpı 100, 2500. Bir diğer sorumuz, kilometrekareyi metrekareye çevirmemiz istiyor. 1, 2, 3 defa aşağı inmem gerekiyor. O yüzden 3 tane 100'ü yazalım. Öncelikle bir basamak kaydırıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? 5 oluyor. 1 sıfırı feda ediyor. Şimdi 5'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var elimizde. Bu 5 tane sıfırı ilave edelim arkadaşlar. 3, 4, 5. Yani 500 bin metrekareymiş. Metrekareyi desimetrekareye çevirmem istiyor. Metrekare burada, desimetrekare burada. Bir basamak aşağı iniyorum. Bir defa 100'e çarpacağım demektir. Bir sıfırını feda et, bir basamak kaydır. O halde ne kaldı geriye? 10. Ne kaldı geriye? 5. 5 çarpı 10, 50 desimetrekare. Aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. Hadi yapalım. 25 metrekare artı 4 desimetrekare eşittir desimetrekare demiş. Arkadaşlar bize verilenlere çevirelim. Şimdi 4 desimetrekare zaten desimetrekare. O halde metrekareyi desimetrekareye çevirelim. Şimdi metrekareye geliyorum. Bir basamak altında nedir? Desimetrekare var. Yani nedir? Bir basamak aşağı inerken 100'e çarpacağız. 25 çarpı 100, 2500 desimetrekare. Birimler aynıysa artık sayılarını toplayabiliriz. 2500 artı 4, 2504 desimetrekare. Birimler aynı olduğunda arkadaşlar sadece sayıları topluyoruz. Metrekare, dekametrekare, santimetrekare. Neye çevirmemi istiyor? Santimetrekare. O zaman başlayalım. Metrekareyi öncelikle 1, 2 basamak aşağı inerek santimetrekareye çevirelim. 2 basamak aşağı inmek 2 defa arkadaşlar 100'e çarpmak demektir. O halde 1, 2, 3, 4 tane sıfır ekledim. Santimetrekare yaptım. Dekametrekareden aşağıya 1, 2, 3 defa aşağı inmem gerekiyor. O halde 3 tane 100 yazalım önce. 3 defa 100 ile çarpacağız. 1, 2 basamak kaydırdım. 2 sıfırı feda ettim. 1 basamak kaydırdım. 1 sıfırı feda ettim. Elimde ne var şimdi? 5. Elimde ne var? Bir tane 10, bir tane 100 var. 5 çarpı 10, 50. 50 ile de 100'ü çarpalım. 5000 santimetre kare yaptı. Elimizdeki sayıları toplamamız istiyor. 60.000, 5000 daha 65.000 yapıyor arkadaşlar. 25 santimetre kare eksi 404 milimetre kare. Kaç milimetre karedir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar şunu bir halledelim. Santimetre kareyi milimetre kareye çevirelim. Şimdi santimetre kareden milimetre kareye inerken bir basamak aşağı ineceğimiz için 100'e çarpıyoruz. 25 çarpı 100, 2500 milimetre kare. Eksi 404 milimetre kare. Bunları alt alta yazalım arkadaşlar. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 0 çıktı 9. 4'ten 4 çıktı 0. 2. 2096 milimetre kare. Tam kare, santimetre kare, desimetre kare. Arkadaşlar hepsini desimetre kareye çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle tam kareden başlayalım. 1, 2. 2 basamak aşağı iniyoruz. 2 defa 100'e çarpacağız. Şu birinci 100, şu da ikinci 100. Eksi. Santimetre kareyi desimetre kareye çeviriyoruz. Yani bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bir basamak yukarı çıkarken 100'e bölmemiz gerekiyor. 100'e bölelim. Geriye ne kaldı? 400 desimetre kare. 20.000'den 400 çıktı. 19.600 desimetre kare yapar. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölgenin alanının kaç desimetre kare olduğunu bulalım. Arkadaşlar hatırlıyorsak öncelikle uzunlukları çevirelim. 4 metre. İki tane yol var. Birincisi 4 metreyi bir basamak altında desimetre var. 4 metre 40 desimetre yapar. 6 metre bir basamak aşağısında desimetre var. 60 desimetre yapar. Birinci yolda nedir? Önce uzunlukları dönüştürüp çarpabiliriz. 40 desimetre çarpı 60 desimetre eşittir 4 kere 6, 24, 1, 2 desimetre kare yapar. İkinci yolumuzsa arkadaşlar direkt çarparız. 6 kere 4, 24 metre kare yapar. Metre kareden bir basamak aşağıya inmemiz istiyor. Bir basamak aşağı inerken ne yapacaktık? 100 ile çarpacaktık. 24 çarpı 100,
2400 desimetre kare yapar. Yukarıda verilen karesel bölgenin alanı kaç metrekaredir demiş. Bakalım. Bize verilen dekametre, bizden istenen metrekare. Şimdi bölgemiz kare olduğuna göre 6'ya 6'lık bir karedir. 6 dekametre, 6 dekametre. 6 kere 6, 36 dekametre kare. Dekametre kareden arkadaşlar bir basamak aşağıya inmemizi istiyor. Bir basamak aşağı inerken 100 ile çarpıyoruz. 1, 2 metrekare. Yani 3600 metrekare. 60 metrekare bir tahta 12 desimetrelik parçalara ayrılacaktır. Arkadaşlar verilen metrekare, istenilen desimetrekare. Başlayalım. Öncelikle 60 metrekareyi, metrekarenin bir altında desimetrekare var. Bir altındaki desimetreyi çevirmek için 100'e çarpıyoruz. 60 çarpı 100, 6000 desimetrekare yapar. 6000 desimetre kare içerisinde kaç tane 12 desimetre kare var arkadaşlar? Bir bakalım. 12 desimetre kareye bölelim. Şunlar bir gitsin. 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 yapar. Boştaki sıfırları ilave edelim. 500 adet parça yapar. Buna göre kaç parça tahta elde edilir? 500 adet tahta parça elde edilir arkadaşlar. 48 hektometre karenin 3 bölü 4'ü kaç metrekaredir? Öncelikle 3 bölü 4'ünü bulalım. Bir şeyin 4'te 3'ünü bulurken ne yapıyorduk? Öncelikle arkadaşlar 4'e bölüyorduk. 48'i 4'e bölelim. 12. Sonra da 4'te 3'ü 3 parçasını aldığımız için 3 ile çarpalım. 12 çarpı 3, 36. Birimimiz hektometreydi. Hektometre kare olarak yolumuza devam edelim. Şimdi hektometre kareye bize metrekare geçirmemiz istiyor. Yani şu uzunluğumuz nedir? 36 hektometre kare çıktı. 36 hektometre kare kaç metre karedir diye soruyor. Hektometre kareden 1, 2 basamak aşağı indiğimizde metre kareyi biliyoruz. O zaman 36 hektometre kareyi 2 basamak aşağı inerken 2 defa 100 ile çarpacağız. Bu da 36 birinci 100, ikinci 100 metre kare. 360 bin metre kareymiş. Metre karesi 4 TL olan bir fayanstan 4 dekametre kare fayans alan biri kaç TL öder demiş. Öncelikle arkadaşlar 4 dekametre kareyi bir hesaplayalım. 4 dekametre kare. Dekametre karenin bir altında metre kare var. O halde bir defa 100'e çarpacağız. 4 çarpı 100, 400 metre kare. Bu da arkadaşlar bakalım ne diyor? 400 metre kare. Metre karesi 4 TL. Başında sayı yoksa aslında başında gizli bir var demektir. 1 metrekaresi 4 TL'ymiş. 1 metrekare fiyatı 4 TL ise 400 metrekaresi kaç lira yapar? 1'in arkadaşlar kaç katı? 400 katı mı? O halde 400 ile 4 TL'yi çarpalım. 1600 TL yapar. 400 metrekare içerisinde 1 metrekare 400 defa var. O zaman 400 defa 4 TL ödedik. 400 çarpı 4, 1600 yaptı. Evet arkadaşlar, arazi ölçü birimleri. Şimdi de arazi ölçülerine başlayalım. Arazi ölçü birimleri ar, dekar ve hektardır. Tarla, bağ, bahçe veya arsa gibi yüzeyler arazi ölçme birimleriyle ölçülür. Hektar, dekar, ar. Arkadaşlar arazi ölçüleri kendi içerisinde değişirken onar onar büyür, onar onar küçülür. Yani yukarıdan aşağı inerken 10'la çarpacağız. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarken 10'a böleceğiz arkadaşlar. Burada önemli bir geçiş anahtarımız var. Arazi ölçüleri ile alan ölçüleri arasında değişim veya dönüşüm yaparken 1 ar eşittir 100 metrekare. Bu bizim arkadaşlar dönüşüm anahtarımız olacak. Dönüşüm anahtarı. Evet, bir de arkadaşlar dönüm aynı zamanda dekar eşittir. Bir dekar bir dönümdür. Şunu yine yanımızda bulunduralım. Bir kenara dönüşüm anahtarımızı da yazalım.
1A eşittir 100 metrekare. Aşağıda verilen dönüşümleri yapalım. 3 dekar kaç ardır diye sormuş. Dekardan ara inerken arkadaşlar bir basamak iniyoruz. Bir defa onunla çarpacağız. 3 çarpı 10, 30. 12 dönüm kaç dekardır diye sormuş. Dönüm ile dekar aynı. 12 dönüm 12 dekardır. 60 hektar kaç ardır diye sormuş. Hektar yukarıda, ar aşağıda. 1, 2 defa aşağı iniyoruz. 2 defa onunla çarpmamız gerekecek. 60 çarpı 10, 600. 600 çarpı 10, 6000 ar yapacak. 11 hektar kaç ardır diye sormuş. 11 hektar. Bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2 defa aşağı inmemiz gerekiyor. 2 defa onunla çarpacağız. 11 çarpı 10, 110. Bir daha çarptım. 1100. 250 ar kaç dekardır diye sormuş. Arı dekare çevireceğiz. Yani bir basamak yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkarken bölüyorduk. Bir basamak çıktığımız için bir defa ona bölelim. 25 dekar yapar. 5000 dekar kaç hektar yapar demiş. Dekardan hektar arkadaşlar bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bir defa nedir? Ona böleceğiz. Şunlar bir gün götürsün. 500. Dekare ara dönüştürmemiz istiyor. Dekardan ara bir basamak aşağı iniyoruz. Bir defa onla çarpacağız. Şimdi arkadaşlar virgülden sonra iki basamak var. Bizde ise bir tane 10 var. Yani tek bir 0 var. Virgülü bir basamak kaydırıyoruz. Bir tane 0'ı feda ediyoruz. Virgül o zaman buraya geldi. Nerede? 2 ile 5 arasında. 2,5 ar. 8,5 dekar kaç ardır diye sormuş. Bakalım. Dekar burada. Ar burada. Bir basamak aşağı iniyoruz. Bu halde bir defa onla çarpacağız. Bir defa onla çarpmak virgülü bir basamak kaydırmak demek. Peki virgülden sonra sayı var mı? Yok. Virgülden sonra sayı yoksa o zaman virgülden de kurtuluyoruz arkadaşlar. Çünkü virgülle işimiz bitmiş demektir. O zaman 8,5 dekar 85 ar demektir. 6000 1, 2, 3, 4. 60.000 ar kaç hektar diye soruyor. 1, 2. Hektara kadar 2 basamak çıkmamız gerekiyor. O halde 2 defa ona böleceğiz. 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan. Geriye ne kaldı? 600 kaldı. Arı hektara çevireceğiz. Evet, 2 basamak çıkmamız gerekiyor. 2 defa ona böleceğiz. 1 üstten 1 alttan, 1 üstten 1 alttan. Ne kaldı geriye? 20 kaldı. Dönüm dekare eşittir arkadaşlar. 25 dönüm, 25 dekar. Alan ölçü birimlerini arazi ölçü birimlerine çevirmek için mutlaka metrekareye gidilmelidir. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Geçiş anahtarımız 1 ar eşittir 100 metrekarede geçiş anahtarını kullanacağız. Aşağıda verilen dönüşümleri yapalım. 1 ar, evet 1 ar 100 metrekaredir. 3 ar, 1 ar 100 metrekare ise 3 ar 300 metrekaredir. 8 hektar kaç metrekaredir demiş. Öncelikle arkadaşlar 8 hektarı ara çeviriyoruz. Hektardan 1, 2. 2 defa aşağı inmeyeceğiz. Evet, 2 defa aşağı inme, 2 defa onu çarpmak demek. Yani nedir bu? 8 hektar 800 ar demek. Ardan metrekareye geçerken ise birin yerine gördüğünüz gibi 2 0 gelmiş. Biz de ne yapacağız? Bu sayının yerine 2 0 daha getireceğiz. Yani 80.000 metrekare. 5 ar kaç dekametrekaredir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar metrekareye çevirelim. 5 ar 500 metrekare. 500 metrekareden sonra metrekarenin bir üzerinde ne vardı? Dekametrekare vardı. Hemen hatırlayalım. Nerede? Metrekare burada. Dekametrekare burada. Bir basamak üstünde. Bir basamak yukarıya çıkarken ne yapıyorduk? 100'e bölüyorduk. O halde 100'e bölelim. Sıfırlar gitsin. Bu iş bitsin. Evet. 5 dekametrekare. 3 dönüm kaç metrekaredir? Öncelikle dönüme bakalım. Dönümü ara çevirelim. 3 dönüm. Bir basamak aşağı iniyoruz. 30 ardır. 30 arı da metrekareye çevireceğiz. 1 ar 100 metrekare ise yani yerine 2 sıfır ilave ediyorsak
30'un yanında da 2 sıfırlar verelim. 3000 metrekare yapsın. Şimdi metrekareyi ara çevirmemiz diyor. Metrekareden arkadaşlar bu tarafa doğru giderken 2 sıfırını iptal etsem birler aynı oluyor mu? Oluyor. O halde 100 metrekareyi arkadaşlar 100'e bölersem 1 ar yapıyor. Yani şu sayı nedir? Önceki 100'e bölelim. 8000 ar yaptı. Metrekareyi hektara dönüştürmemiz istiyor. Öncelikle biz ara dönüştürelim. Ara dönüştürürken arkadaşlar 100'e böldük. Elimizde nedir? 7000 ar mı oldu? Ar'dan yukarı çıkarken 1, 2 defa yukarı çıkacağız. 2 defa yukarı çıkacaksa 2 defa 10'a böleceğiz demektir. Şu birinci bölme, şu da ikinci bölme. Sonuç 70 hektar. 7,2 ar kaç metrekaredir demiş. Arı metrekareye çevirirken 2 sıfır ilave ediyorduk. Yani 100 ile çarpıyorduk. 100 ile çarpacağız. Şimdi virgülden sonra bir basamak var. Bir basamak kaydırıyorum. Bir sıfırı feda ediyorum. 10 ve 72 var artık elimizde. 10 çarpı 72, 720. Dekametrekareyi metrekareye çevirmemiz istiyor. Dekametrekare, pardon özür diliyorum. Dekare metrekareye çevirmemiz istiyor. Öncelikle dekare ara çevirelim. Dekare ara çevirirken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir defa onunla çarpacağız. Bir sıfırı feda ettim, bir basamak kaydırdım. Yani elimde 0,5 ar var. Arı metrekare çevirirken, bir arı metrekare çevirirken 100 ile çarpıyorduk. Bir sıfır feda ettim, bir basamak kaydırdım. Ne oldu? 5 virgül oldu. Şimdi 5 virgülden sonra sayı olmadığı için bundan kurtuluyoruz. 5 çarpı 10, 50 metrekare. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Şimdi metrekareyi, desimetrekareyi, desimetrekareye çevirmemizi istemiş. Bakalım. Şimdi metrekareyi arkadaşlar alan ölçü bilimleri kağıdını aldık. Metrekareyi desimetrekareye çevirmemi istiyor. Neredeydi metrekare? Burada. Desimetrekare bir basamak aşağı iniyorum. Bir basamak aşağı inerken nedir? 100 ile çarpacaktık. 30 çarpı 100 3000 desimetre kare artı 6 desimetre kare 3006 daha 3006 desimetre kare 6 dönüm artı 3 hektar eşittir nokta nokta metrekare. 6 dönüm. Arkadaşlar dönüme bir bakalım. Dönümü öncelikle ne yapıyorduk? Ara çeviriyorduk. Bir basamak aşağı inmem gerekiyor. Bir defa onunla çarpacağım. 60 ar yaptı. 3 hektarı ara çevirelim. 1, 2 defa aşağı inmem gerekiyor. 2 defa onunla çarpacağım. Yani 300 ar yaptı. Bu da ne yapıyor? 360 ar yapıyor. Şimdi 1 ar 100 metrekareydi. Yani nedir? 100 ile çarpıyorduk. 100 ile çarpalım. 1, 2, 36.000 metrekare yapıyor. 18 hektar eksi 5 dekar kaç metrekaredir diye sormuş. Arkadaşlar hektarın bir altında dekar var. Sadece bir basamak aşağı iniyor. Şimdi bir basamak aşağı inerken onunla mı çarpıyorduk? Onunla çarpıyorduk. 18 çarpan 180 dekar. Eksi 5 dekar. 180'den 5 çıkınca ne olur? 175 dekar olur. Şimdi 175 dekar bulduğumuza göre nereye gidecektik? Ara. Dekardan bir defa onunla çarptığımızda ara dönüştürmüş oluyoruz. 1750 ar. Arı da metrekareye çevirirken arkadaşlar 1 ar 100 metrekareydi. Yani 100 ile çarpmamız gerekiyor. 1750'yi 100 ile çarparsak 2 sıfır ilave edelim. Metrekare yaptı. Yani 175.000 metrekare yaptı. 8 dönüm eksi 4 ar kaç metrekaredir diye sormuş. Şimdi dönümü arkadaşlar ara çevirelim. Dönüm bir basamak altında yani 10 ile çarptığımızda ara inmiş oluyoruz. 8 çarpı 10 80 ar eksi 4 ar sonuç 76 ar. Arı metrekareyi çevirirken 100 ile çarpmamız gerekiyordu. 100 ile çarpalım. 76 çarpı 100 7600 metrekare. Evet. 4 dönümlük bir tarlanın 5 dekametresine domates,
16.000 metrekaresine patates, geriye kalanına ise buğday ekilmiştir. Buna göre buğday ekili alan kaç metrekaredir? Bakalım arkadaşlar. 4 dönüm. 4 dönüm diye verilen uzunluk bize arkadaşlar nedir? Tarla ölçüsüdür. Tarla ölçüsünü dekametre kare ve yine desimetre kare olarak iki uzunluk daha verilmiş. Bunlar ise alan ölçüsüdür. Öncelikle bize de sorulan metrekaredir. O halde şu arazi ölçüsünden yani tarla ölçüsünden kurtulalım. 4 dönüm. 4 dönüm. Dönümden ara gideceğiz arkadaşlar. Bir basamak aşağı iniyoruz. 40 ar demektir. 40 arı da 100 ile çarptığımız zaman metrekareye dönüştürmüş olacağız. Bunu da 100 ile çarpalım. 1, 2. Metrekare mi yaptı? Evet, 4000 metrekare. Şimdi alan ölçülerini alalım yanımıza. 5 dekametrekareyi metrekareye çevireceğiz. Yani bir basamak aşağı inmemiz gerekiyor. 5 dekametrekareyi bir basamak aşağı inerken 100 ile çarpacağız. 5 çarpı 100, 500 metrekare yaptı. Bir de elimizde ne var? 16.000 desimetre kare var. Desimetre kareyi bir basamak yukarı çıkmamız gerekiyor. Bir basamak yukarı çıkarken 100'e bölüyoruz. 160 metre kare yaptı. Şimdi buğday ekili alanı bulalım. Tarlanın tamamı 4.000. 500'üne patates, 160'ına da 500'üne domates, 160'ına da patates ektim. Ne kadarını kullanmış oldum? 500. 160 daha. 660'ını kullanmış oldum. Kullanılan miktarı çıkartalım. 10, 0. 10'dan 6 çıktı. 4. 9'dan 6 çıktı. 3. 3'e düştü. 3340 metrekare yaptı. 5 hektarlık bir ormanda 400 dekametrekarelik bir alan yanmıştır. Buna göre yanmayan alan kaç metrekaredir? Metrekare vermiş. İnşallah ormanlarımız yanmasın diyelim ve soruyu çözelim. 5 hektar. Hektar arazi ölçülerinden bakıyoruz. Hektarı öncelikle ara çeviriyoruz. 1, 2. 2 defa aşağı inmem gerekiyor. 2 defa onunla çarpacağım. Bu da 1, 2, 500 ar yaptı. 500 arı 1 ar 100 metrekareydi. 100 ile çarpalım. 100 ile pratik çarpma neydi? Sonra sıfırları eklemek. 50.000 metrekare. 400 dekametrekarelik bir alan yanmış. Alan ölçülerini geri alalım. Dekametrekarenin bir basamak aşağısında nedir? Metrekare var. O yüzden bu sayıyı 100 ile çarpacağız. 1, 2, 3, 4 tane 0 olacak. Evet, bu yanan kısım. Yanan kısmı iptal edelim. Evet. Yanmayan kısım ne yazık ki 10.000 metrekarelik bir kısımmış arkadaşlar. Evet, kısa kenarı 400 metre, uzun kenarı 500 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki tarlanın alanı kaç dönümdür diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? Bize eğer bir şekle anlatıyorsa öncelikle o şekli çiziyorduk. Dikdörtgensel bölgede de o halde bir dikdörtgensel bölge çizelim. Tarlanın alanı kaç dönümdür? Başlayalım. Öncelikle bu olayı bir hesaplayalım. 5 kere 500 metre çarpı 400 metre. 5 kere 4, 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Metrekare oldu mu? Oldu. Şimdi dönüşüm alanı anahtarımız vardı arkadaşlar. 100 metrekare 1 ardı. Yani metrekareyi 100'e bölersek bize nedir arkadaşlar? Arı verecek. 1, 2, 3. Evet. 2000 ar. Ama bizden ne istiyor? Dönüm istiyor. Arı. Dönüme dönüştürürken ne yapıyoruz? Bir basamak yukarı çıkıyoruz. O zaman bir defa 10'a böleceğiz. Yani 200 dönüm. %25'i 2500 metrekare olan bir tarlanın tamamı kaç dönümdür? Arkadaşlar %25 ne demek? Ona bir bakalım. Öncelikle yüzde olarak vermiş. Kesire dönüştürün. %25. 25'e böldük 1. 25'e böldük 4. Yani %25 4'te 1 midir? Bir şeyin 4'te 1'i 2500 metrekare ise 4'te 4'ü ne yapar? 4 ile çarpalım. 4 çarpı 25, 100. 2 tane daha 0 ekledik. 10.000 metrekare yaptı. Bir tarlanın tamamı kaç dönümdür? Metrekareyi dönüme dönüştürmeden önce neye dönüştürmemiz gerekiyor? Ara dönüştürmemiz gerekiyor. Ara dönüştürürken metrekareyi 100'e bölüyoruz. Nedir?
100 metrekare mi yaptı? 100 metrekareyi arkadaşlar dönüme dönüştürmek için bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bir defa o zaman ona bölelim. 10 ne yaptı? Dönüm yaptı. Bir kenar uzunluğu 50 metre olan kare şeklindeki bir arazinin kenar uzunlukları 1/10 oranında azaltılıyor. Buna göre arazinin yeni alanının kaç dönüm olduğunu bulalım. Arkadaşlar ne dedi bize? Şekil olarak neyi söyledi? Kare dedi. Önceki bir kare çizelim. Bunun bir kenarı 50 metre dedi. Doğal olarak diğer kenar da nedir? 50 metre olacak. 10'da 1'i oranını küçülteceğiz mi? Evet. 50 metrenin 10'da 1'i ne yapar? Ona böyle 5 metre yapar. 5 metre küçültelim. Yani yeni karemiz ne olacak o zaman? 50 değil, 45 metre olacak. Burası da nedir? 45 metre olacak. Şimdi 45 metre ile 45 metreyi çarpalım. Şimdi 45 çarpı 45. 5 kere 5, 25. Elde var ki 5 kere 4, 22. Elde 22. 4 çarpı 45. 4 kere 5, 20. 0 elde var ki 4 kere 4, 16. 2 elde 18. 5, 2, 0, 2. Metrekare yaptı. Şimdi metrekareyi arkadaşlar, yani 2025 metrekareyi neye çevirmemiz gerekiyor? Dönme. Dönümden önce ara dönmesi lazım. Şimdi 100 metrekare 1A mıydı? O zaman 100'e bölüyorum. 2 sıfır var, 1, 2 basamak olacak. 20,25 ne yapacak? R yapacak. 20,25 R'ı da neye çevirelim arkadaşlar? Dönüme çevireceğiz. Dönüme dönüştürürken bir basamak yukarı mı çıkıyoruz? Evet, bir basamak yukarı çıkalım. Arkadaşlar bir basamak yukarı çıkarken bir defa ona bölmemiz gerekiyor. 2,025 dönüm veya dekar diyebiliriz. Bir dikdörtgenin çevresi karenin çevresine eşittir. Şimdi bir dikdörtgenin çevresi, bu çevre karenin çevresine eşit olacakmış. Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Şimdi uzun kenarı 3 kat, kısa kenar 1 kat. Burası 1 kat, burası 3 kat. Karenin çevresi 80 cm mi? Evet. Karenin çevresi 80 cm olduğuna göre bu çevre aynı zamanda dikdörtgenin çevresinde de eşit olacak. 80 cm eşit olacak. 1, 3 daha 4. 4 de buradan 8 katlık bir çevremiz var. 80 cm yapıyor. Her iki tarafı 8'e bölelim. 1 katı arkadaşlar 10 cm yapacak. O halde dikdörtgenimiz neymiş bizim? 1 kat 10 cm. 3 kat 30 cm. Bu dikdörtgenden ne istiyor bize? Dikdörtgenin alanının kaç milimetrekare olduğunu bulunuz demiş. Dikdörtgenin alanını hesapladım. 10 cm ile 30 cm'yi çarpalım. Sonuç 300 cm². Cm² milimetrekareye çevirelim. Şimdi nerede bir alan ölçülerimiz? Burada. Cm² milimetrekareye çevirirken nedir? Bir basamak aşağı iniyoruz. Bir defa 100 ile çarpmamız lazım. Bir defa 100 ile çarpalım. 300 sıfır eklersek milimetrekare yapar. Yani 30.000 milimetrekare. Evet arkadaşlar, alan ve arazi ölçüleri bu kadar. LGS başarı setinden ilgili testleri çözebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, soruları çözerken alan ölçüleriyle alakalı, bu merdiven ve arazi ölçüleriyle alakalı şu merdivenimiz yanınızda olursa güzel olur. Bunları kullanmakta sakınca yok.